Şimdi tabii biz Orta Doğu coğrafyasında yaşıyoruz. Bütün Orta Doğu coğrafyasında araziye, toprağa biçilen rol son derece önemli. Özellikle bizim bölgemizde arazisi çok olan, toprağı çok olan insanlar hem feodal yönden güçlüdür, hem ekonomik yönden güçlüdür, hem de siyaseten de kendileri güçlü bir noktadadır. Çünkü arazi demek aynı zamanda verim demek, kazanç demek, otorite demektir. Bu bakımdan genelde bütün Orta Doğu'da, özelde ise bölgemizde ve Urfa'da toprağa, araziye biçilen rol son derece kıymetli. Şimdi tabii yıllardan beri insanlar arazi için kan dökerler, bedel öderler, müebbet hapisler yatarlar. Burada elbette pek çok sorunun kaynağını da arazi oluşturur. Fakat yine bizim bölgenin özelinde olmak üzere geliştirilen bazı politikalar da insanlar arasındaki hasmane tutumu maalesef arttırıyor. Bunlar mesela arazi iadesi denilen bir olay var. Arazi iadelerinde kişi devletten kiraladığı, izinle, ruhsatla üstüne yapı kurduğu ve 10 yıllarca kullandığı bir araziden bir anda çıkartılması isteniyor. Bir bakıyorsunuz bir grup hem Urfa ayağında hem Ankara ayağında bazı dosyalar oluşturmuş. Netice itibariyle o iade edilen arazilerin tapularını almış ve oradaki mukimleri, oradaki zilyetleri çıkartmak suretiyle ciddi anlamda bir toplumsal sıkıntı yaratmaktadırlar. Burada devlet aygıtının da elbette çok sorunları, mesuliyetleri mevcuttur. Çünkü mesela öteden beri siyaset kurumunda aynı zamanda arazisi olan insanlar da öne çıkmış. Yani nerede feodalite yönünden güçlü bir insan varsa siyaset kurumu gitmiş onlara çeşitli vaatlerde bulunmuş, çeşitli tekliflerde bulunmuş ve onları siyaset kurumuna dahil etmiştir. Bu bakımdan bölgemizde Urfa özelinde de araziler son derece önemli ve aynı zamanda önemli bir sorun kaynağı. Arazilerin Urfa'daki özeli bence bu şekilde. Şimdi tabii burada kanunlar bölük pörçük arazi istemiyor. Yani belli bir dönümün altındaki arazilerin bölünmesi yasal olarak olanaklı değil. Çünkü toprak koruma kanunu var. Buradaki mantık da şu, köyden kente olan göçü azaltmak. Çünkü eğer bir toprak çok fazla parçalara bölünürse aile küçük parçalar üzerinden geçimini sağlayamaz. Bu bakımdan yasa demiş ki belli bir miktarın altındaki arazinin bölünmesi mümkün değildir. Fakat tabii ki şöyle sorunlar da ortaya çıkıyor. Siz tapuyu mesela bir kişide bırakıyorsunuz ama aynı zamanda diğer kişinin hissedar olarak orada kalmasına olanak tanıyorsunuz. Tapular müstakil hale gelmedikten sonra, bölünemedikten sonra insanları müşterek olarak çalışmaya, müşterek olarak çiftçilik yapmaya ve hissedar olarak kalmaya zorluyorsunuz. Böyle bir durumda da insanlar kendi içlerinde sıkıntı yaşadıkları zaman bu ailelere de yansıyor, bölgeye de yansıyor. Dolayısıyla yasal sıkıntılar da burada mevcut. Yani arazilerin belli bir oranın altında küçülememesi bu tür sorunların kaynağında yer alıyor. Bu çok önemli bir konu zaten. Şöyle öteden beri zaten bölge halkı şu şekilde düşünüyor. Yani toprak tarım reformu döneminde, arazilerin dağıtıldığı dönemlerde devletle iç içe olan, hükümetle yakın bağ içerisinde olan, siyaset kurumunda da güçlü olan insanlar arazilerin büyük bir kısmını elde etmişler. Öyle veya böyle üstlerine tapulamışlar. Bakıyorsunuz mesela bir köyde onlarca çiftçi aile var. Kendileri emekçi olduğu halde, reel sektöre ciddi bir katkı sundukları halde hiçbir arazisi yok. Yani bakıyorsunuz yıllardan beri aynı köyde oturan insanların pek çok kısmında bir dönüm arazi bile yokken Ankara'da, metropollerde yaşayan feodal ailelerde ise binlerce dönüm arazi var. Yani bu zamanında yapılan bu sıkıntılar şu anki sıkıntıların da temel kaynağını oluşturuyor. Bana göre tarım reform yasasının yeniden dizayn edilmesi, ailelerin ekonomik durumu dikkate alınarak adil bir ölçüde paylaştırılmanın yapılması gerekiyor. Toplulaştırma bölük pörçük nitelik taşıyan, ufalmış olan arazilerin arazi sahiplerinin öncelikli rızası olarak rızası alındıktan sonra tekrar birleştirilmesi anlamına gelir. Bununla ilgili yasada devletin %10'a kadar pay alma hakkı var. Yol yapma suretiyle, kanal açma suretiyle belli bir oranda vatandaşın mülkiyeti devlete geçebiliyor. Fakat bizim bölgede özellikle Fırat Havzası'nda devam eden toplulaştırmalarda önemli sıkıntılar yaşandı. Ben buna bizatihi şahidim. Hatta açtığım davalar oldu.
iptal ettirdiğimiz toplulaştırma kararları da oldu bölgesel olarak. Şimdi şöyle, normalde bu toplulaştırmayı ihaleye alan firmalar yürütüyor. İhaleye alan firmalar. Firmalar kanun çerçevesinde maliklerin rızasını alıp onların taleplerine dikkate alması gerekiyorken bütünüyle masa başında yaptığı çalışmalarla bu sonuca gitmeye çalışıyorlar. Tebligatlar usulüne uygun yapılmıyor. Örneğin kişi şehir merkezinde yaşıyor ama köyde arazisi var. Toplulaştırma kararı bir de bakılıyor ki adamın şehirdeki adresine geldi. Fakat ondan önceki askılardan, yapılan çalışmalardan vatandaşın haberi olmuyor. Çünkü vatandaş itiraz edemiyor, itiraz süresi kaçıyor. Talepte bulunamıyor, bilgisi yok. Bu bakımdan tapu sahibi kişi eğer köyde oturmuyorsa kendisine usulüne uygun tebligatlar da yapılmıyor. Muhtarın evinde yapılan tebligatlar geçerli sayılıyor. Muhtarın da şehirde oturan arazi sahibiyle bağlantısı yoksa bilgi paylaşımı yapılamıyor. Dolayısıyla burada da önemli sıkıntılar ortaya çıktı. Fırat Havzası'nda pek çok toplulaştırma kararı iptal edildi. Hem esastan hem de usuldan. Şimdi yine yasaya göre değiştirilmesi gereken arazilerin sınıf olarak da birbirine yakın olması gerekiyor. Sizin mesela kültür niteliğindeki araziniz var. Diğer taraftan sizinle yer değiştirmesi gereken arazi eğer 3. sınıf bir tarım arazisi ise değişikliğin yapılamaması gerekiyor. Yani oradaki planlamanın bu ölçütler dikkate alınarak yapılması gerekiyorken ihale alan firmalar iş bir an önce bitsin diye sınıf farkı bile gözetmeden araziyle birleştirip toplaştırabiliyor. Sonrasında da zaten bunlar mahkeme intikal ettiğinde de uzun süren yargılama sürecinden sonra bölgesel olarak kararlar, toplulaştırma kararları iptal ediliyor. Mera devletin hüküm ve tasarrufu altında olan ve bütün köyün kullanımına açık olan alanlar demektir. Mera, bir mera, taşınmaz olarak bir mera özel mülkiyete konu edilemez. Yani devlet onu başkasına kullandırtamaz. Aynı zamanda bir kişi ben merayı kullandım, üstüne ağaç diktim, efendim ev yaptım, ben buranın tapusunu istiyorum diyerek de dava açamaz. Dava açması halinde de davası reddolur. Çünkü bu mera özel mülkiyete konu edilemeyecek, devletin hüküm ve tasarrufu altında olan ama aynı zamanda vatandaşın kullanımına açık olan alanlardır. Meralarla ilgili bizim bölgemizde öteden beri sıkıntılar var. Bir köy bir mera üzerinde hak talep ederken öteki köy ben hayvanlarımı otlatamıyorum, merayı kullanamıyorum diye buna itiraz ediyor. Çünkü meraların sınırı çizilememiş. Dolayısıyla her köy meranın kendi köyünün bitişindeki bütün merayı kendisine aitmiş gibi değerlendiriyor. Ama diğer yakadaki köyün sakinleri buna itiraz ettiğinde ise şiddet sarmalı orada maalesef ki bizim bölgemizi sarıyor ve insanlar çoğu zaman bunu hayatlarıyla bile bunun bedelini çok ağır bir şekilde ödüyorlar.